Burası İstanbul'un en yüksek ya da hiyerarşide en yukarıda olan karar organı. Biz de İstanbul gibi tarihin her aşamasında hafızası olan ve 10 bin yıllık insani tarihi olan Orta Çağ'dan bugüne kadar insanlık tarihinde şehir dediğinizde her bir aşaması kayda düşmüş. Bir kenti yönetmenin, bir kentin karar organında olmanın onurunu ve sorumluluğunu yaşıyoruz. Bu onurunu ve sorumluluğunu yaşadığımız kent ve bu kenti yönetmek de hepimiz çok iyi biliyoruz ki ciddiyet ister, fedakarlık ister, bilgi ister, tecrübe ister ve heyecan ister. Bu şehri bugün yönetenler konusunda hem sorumluluk anlamında hem de ciddiyet anlamında bir sorunun olduğunu ortaya koydu. O açıdan önce sözlerime İstanbul halkının doğru bilgilendirilmesi, İstanbul halkının hafızasında meselelerin doğru yer etmesi için iki temel konuda bilgileri sizlerle paylaşmak isterim. Bunlardan bir tanesi gerçekten bir sabah kalktığımızda bütün İstanbul'un outdoorlarında büyük bir yalan ve iftirayla karşılaştık. Ve gerçekten şöyle bir baktığımda bir kenti yöneten, bir kentin geleceğini kurgulayan bir yönetim 5 yıllık serüvenini ortaya koyarken ilk başladığı cümle yalan ve iftira olmamalı diye düşündüm. Arkadaşlar bana telefon ettiğinde ya yanlışınız vardır dedim. Ama sonra araziye inip baktığımızda ki maalesef bu yalan dolu iftira kampanyasının başladığını gördüm. Neymiş? Halka imara değil, halka açıyormuşuz. Neyi imara açıyorsunuz? Neyi imara kapatıyorsunuz? Neyi halka açıyorsunuz? Neyi kapatıyorsunuz? Burası Kemerburgaz Kent Ormanı. 2012 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kent ormanını aldıktan sonra 2015 yılında çalışmaya başlamış ve 2018 yılında çalışmayı bitirmiş. Şimdi bakınız, çok açık ve net söyleyeyim. Siz kent ormanı ile ilgili biten bu çalışmayı elbette açma hakkına sahipsiniz. Bundan biz onur duyarız. Çünkü biz yaptık. Fakat her şey alenen ortadayken, her şey açık ve seçik ortadayken kalkıp da imara değil, halka açıyoruz diyerek bir yalanla ve iftirayla kampanyaya başlarsanız başta yapmış olduğunuz bütün açılışların da ruhunu yok edersiniz. Hele hele reklamlara baktım. Özenle, dikkatle hazırladık ve açıyoruz. Sonra açılış konuşmasında Sayın Başkan diyor ki tepkileri göz önüne alınca ya yaptık demedik ki diyor. E ilanlarda diyorsunuz. Özenle, gayretle hazırladık ve açıyoruz. Bakınız ben size göstereyim. Burası 2018 yılında yıl sonunda Büyükşehir Belediyesi tarafından açıldığı kendi kurumsalından duyurulmuş ve halkın kullanımına açıldığı 2018 yılında zaten duyurulmuş. Ama söylüyorum, esas mesele açılışını yapmanız falan değil. Esas mesele şu, halka yanlış bilgi vermeniz ve ceketin ilk düğmesini yanlış iliklemeniz. Soruyorum, bu kent ormanını kim imar açmak istiyor? Bu kent ormanını kim imar açmak istiyor da siz durdurdunuz? Hele hele ilanınızda şu ifadeyi kullanıyorsunuz. Acelece açmamız lazım buraların imar açılmaması için. Bakınız bu konuda samimiyseniz geçtiğimiz ay 295 bin metrekareyi yeşil alana aldık. Eğer bu konuda samimiyseniz bunları yeniden komisyona görüşülmek üzere göndermezdiniz. Şimdi yeniden görüşülmek üzere komisyona gönderdiniz. Şunu net bir şekilde ifade edeyim. Kemerburgaz Kent Ormanı
Orman Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediye'mize tahsis edilmiş. Bugün aktif olarak halkımızın kullanımına açılmış. Emeğe geçenlere teşekkür ederim. Ben aziz İstanbullulara sesleniyorum ki, kent ormanı AK Parti tarafından yapılmış, AK Parti tarafından bitirilmiş, Sayın İmamoğlu tarafından açılmıştır.